çalışan öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na bağlı olarak çalışıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Öğretim Kurumları Müdürlüğü'ne doğrudan bağlı olan bu kurumlara sözleşmeli bir şekilde atanarak çalışan öğretmenlerin kanunun 8. maddesine söz konusu olan zorunlu şartları nettir. Bu kanuna göre özel öğretim kurumlarındaki öğretmenler resmi okullara atanarak kamuda çalışan öğretmenlerle aynı niteliğe sahiptirler. Aynı zamanda yetki, sorumluluk, ödül ve cezada 657'ye bağlı olan özel öğretim kurumu çalışanları, kamuda çalışan öğretmenlere verilen indirimli ulaşım hakkının verilmemesi kanunun dikkate alınmadığını göstermektedir. Adana, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, Eskişehir, Mersin ve pek çok ildeki belediyeler özel sektör öğretmenlerine bu hakkı tanımışlardır. Uygulamadaki bu olumsuz fark İzmir'deki öğretmenlerini değersizleştirip ötekileştirmekten başka bir şey değildir. Bugüne dek bu haklı talebimiz için dilekçeler verilmiştir. Elimizde evrak kayıt numarası olmasına rağmen yetkililer dilekçemizin izine dahi rastlayamamışlardır. Üzerine gerçekleştirdiğimiz bir dizi görüşmede ise uygulamanın yasal mevzuata uygun olmaması gerekçesi gösterilmiştir. Şimdi soruyoruz. Diğer şehirlerdeki uygulama yasal mevzuata uygunken İzmir'deki neden uygun değildir? Bu ülkenin yasaları şehirden şehire değişkenlik mi göstermektedir? Özel sektördeki öğretmenlerin MEB'e ataması yapıldığına göre belediye bizi neden öğretmen olarak görmemekte ısrar etmektedir? Sosyal belediyecilik anlayışı toplumun ileri unsurlarını kaplayacak şekilde eşitlik ilkesi üzerinden sağlanırken İzmir Büyükşehir Belediyesi bizleri kamudaki meslektaşlarımızdan ayrıştırmaya daha ne kadar devam edecektir? Belediyemizin ve başkanımız Tunç Soyer'in bu yanlışı bir an önce çözüm bulacağı umuduyla tüm üyelerimiz bizlerden müjdeli haberler beklemektedir. Hak, hukuk, adalet, özgürlük gibi kavramları şiar edinen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bu ilkelere aykırı davranmayarak indirimli öğretmen kartı uygulaması kararını ivedilikle almasını ve bu hakkı İzmir özel sektör öğretmenlerine tanımasını istiyoruz. Çünkü biz öğretmenler de tıpkı belediyemizin şiarı gibi bu ilkelere sahip çıktığımız ve haklarımızı savunduğumuz için şu an buradayız. Yoksa sorgulayan bireyler olmasını istediğimiz öğrencilerimizin yüzlerine nasıl bakabiliriz? Öğretmen kartı hakkımız ve hakkımızı alana kadar devam edeceğiz. Mücadele dersini de öğretmenler verecek. Mücadele dersini öğretmenler